Mezitli'ye böyle bir başkan gelmedi. Bizi yerimizden aldı. Ya kocalarımızdan biz para beklerken kocalarımız bizden para istiyor arkadaş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ demedi, sol demedi, ön demedi, arka demedi. Herkesi kanadının altına alın, paranızı kazanın dedi. Allah razı olsun. Evet, dayanışma yaptım. İyice de saatlerimiz 11.13'ü gösteriyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Gezici Mikrofon ekibimiz Mersin'de, Mezitli ilçesinde ve hemen ben bir merhaba demek istiyorum spiker arkadaşım Alper Yetkün'e. Alper'cim merhaba. Merhaba Hakan, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Mezitli'deyiz, güneşin altında ama güneş kadar sıcak yüreklerin ortasındayız. Ne kadar güzel. O zaman Mezitli'de... söz sizde, hadi bakalım. Çok teşekkürler Hakan. Evet, Mezitli'deyiz, güneşin altındayız, pırıl pırıl bir Mersin gününde ama yürekleri güneş kadar sıcak. Yüreklerinden akanları, ellerinden geçenleri, akıllarından geçenleri ortaya döken kadınlarımızın arasındayız. Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'ndayız. Gerçekten görülesi bir yer. Gerçekten gezilmesi gereken bir yer. Çünkü burada herkes el ele vermiş. Sadece el ele vermemiş. Belki de yürek yüreğe vermiş. Bir yürek zinciri oluşturmuş. Herkes elinden geleni bir standın üstünde ortaya koymuş. Ama o kadar güzel, o kadar renkli, o kadar çekici görüntüler var ki. Yemekten çiçeğe, bebek kıyafetinden el örgüsüne kadar, mantıdan sıkmaya kadar ne ararsanız var burada. Ya sadece bunlar mı? Hayır, tarlasında, bahçesinde, bağında ya da ağacında yetiştirdiklerini de burada aracısız, tefecisiz doğrudan halkımız halkla buluşturuyor. O kadar güzel bir yer ki gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Şimdi bu olayın mimarına, Sayın Neşet Tarhan'a, Mezitli Belediye Başkanı'na dönüyoruz. Başkanım, öncelikle böyle sıcak bir atmosfer yarattığınız için sizin nezdinizde bütün mezitlileri kutluyoruz. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Ben bunu tabii adayken üretici pazarı olarak hayal etmiştim. Hı hı. Benim 25 yıllık belediye yönetiminden önce bakanlıklarda kırsal alanda kooperatifçilik konusunda ve örgütlenme konusunda, hı hı, çalışmalarım olmuştu. Evet. Ve master tezim de bu konudaydı. O zaman kadın erkek ayrım yapmaksızın bir üretici pazarını kurmayı hedeflemiştim. Türkiye'de örnek bir uygulamasını düşünmüştüm. Fakat sonra gelen talepler kadınlardan fazla olunca bunu erkekleri bir tarafa bıraktık. Kadın üretici pazarı haline dönüştürdük. Öncelikle bunu örnek bir uygulama olacağı için Türkiye'de, hı hı hı, kurumsal yapısını, zemini iyi oturtmak gerekiyordu. Yasa ve yönetmeliklere göre kurmamız gerekiyordu, evet, ve kalıcı olması gerekiyordu. Bu benden sonra da gelecek kimseler burayı değiştirmesin, kaldırmasın istiyordum. Bunu yasaya göre, yönetmeliğe göre 10 ayrı kamu kuruluşunun, Tarım İlçe Müdürlüğü'nden, Sağlık Müdürlüğü'nden, Ziraat, hı hı, Odası'na, hı hı, Emniyet, evet, Müdürlüğü'ne kadar tüm kuruluşların ortak kararı alındı ve belediye meclisinden bunun yönetmeliği çıktı. Burası için bu yönetmelik de kuruldu burası. Dolayısıyla bildiğimiz klasik pazarlardan farklı bir yer burası. Yani evet, aslında o ayırdı hemen ortaya koymak gerekiyor. Bu Türkiye'de bir ilk. Ama nasıl bir ilk? Daha önce organize olmadan belki iç dinamiklerle bir takım pazarlar kurulmuştur. Kadın üretici pazarı ya da üretici pazarı, işte üreticiyle tüketiciyi doğrudan karşı karşıya getiren meydanlar kurulmuştur, pazarlar kurulmuştur belki. Ama yasayla bu olayı gündeme getiren, yasayla ayakta duran, yasa temelinde ve kararlar doğrultusunda halkın halkla kol kola girerek yaptığı ve belediyenin de bu konuda destek olduğu bir etkinlik olmuş bu. Evet, burada bizim ön koşulumuz şuydu. Öncelikle Mezitli'de ikamet eden kişiler buradan yararlanacak. Hı hı. Mezitli dışından kimse yararlanamıyor. Kendisi bizzat üretici olacak ve, hı hı, kendisi doğrudan satacak. Kendi ürettiğini başkasına sattırmayacak. Evet. Kendi üretimi dışında hiçbir ürünü satamayacak burada. Hı hı. Kadınlar olacak. Sadece kadınlar var tezgahların başında. Çocuğu dahi bulunamıyor, kızı bulunamıyor, hı hı, kocası hiç bulunamıyor zaten. Tezgahlarda erkek yok burada. Evet. Böylesine, evet, bir yapılanma var burada. Ücretsiz veriyoruz tabii standları, hı hı, biz arkadaşlara. Burada temel olan tabii amaç şu, yani kadınları ön plana çıkarmak. Hatta pazarın adını da biz üret... Şimdi sevgili dinleyicilerimize hemen şunu söyleyelim. Alkışlayanlar üreticiler.
Yani aklınıza bir şey gelmesin sevgili dinleyiciler. Bu alkışlayanlar gerçekten burada stand sahibi olan üreticiler. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet başkanım. Buyurun. Evet, burada adını konusunda da hatta zaman zaman farklı yorumlar getirenler, biz üretici kadın pazarı da olabilirdi bunun evet. adı. Fakat dil bilgisi kurallarına göre kadın üretici pazarı da olabileceğini öğrendik. Hı-hı. Ve kadını ön plana çıkarmak istediğimiz için adı kadın üretici pazarı burada. Çünkü Doğan'ın insanlığa en büyük armağanı, en büyük üretken kişi kadın. Kadın hem sevgi üretir, hem duygu üretir, hem el emeği göz nuru üretir ama kadın her şeyden önce yaşam üretir. O yüzden sizi kutluyoruz bir kere. Kaç standınız var? Kaç üretici kadınımız burada tüketiciyle birebir buluşabiliyor? Şimdi burada biz tabii demin söylediğim gibi kadınları evlerinden öncelikle çıkarmak istedik. Evet. Kapalı olan o evlerinden, kırsal alanda olsun, kentte olsun kadınlarımızı çıkarmak istedik. Daha ekonomik yönden özgür olsunlar istedik. Bağımsız evet. olsunlar, kocalarından bağımsız olsun. Ekonomik evet. yönden güçlü oldukları zaman, çünkü bunlar her anlamda güçlenecekler, ayaklarının üzerinde kalacaklar. Evet. Ve bu şekilde siyasi anlamda da tabii kazanımlar olacak bu arkadaşlarım. Türkiye'de biliyorsunuz kadınlarımızın siyasette temsili oldukça az. Evet. Buna da katkısı sunacak. Doğrudan üretici kazanacak burada. Tüketici de kazanmış oluyor. Çünkü tüketici aracı olmadan yararlanmış evet. daha sağlıklı, daha organik ürünleri elde etmiş, hı hı. daha ekonomik ürün elde etmiş olacak. Elbette ki o pazarcıların da haklarını koruyoruz tabii. Onlarda da ayrı mutlaka. Bir durumları var. Mutlaka. Onlar için de özel çalışmalarımız var. Burada şu anda 500'e yakın kadın üreticimiz var. Çok yakında önümüzdeki günlerde Fındıkpınarı yolunda hemen hı hı. başında ikinci bir kadın üretici pazarını açıyoruz. Orada 50 kadınımız daha olacak orada ve bunlar devam edecek. Sadece sebze meyve üreten veya bunlardan salamura, erişte yapan, konserve yapan gibi değişik kendi elleriyle üretimin dışında tarımsal ürünlerin yanında bir de el işi yapan, özellikle kentteki kadınlarımız, hı hı. kentte yaşayan kadınlarımız el işi, yün işi yapanlar da burada satış yapabilmekteler. Dolayısıyla bu projenin bir başka katkısı da toplumsal yararı şu oluyor. Kırsal alanla kenti birleştirmek durumu söz konusu. Çünkü köylerimiz artık mahalle oldu biliyorsunuz. Evet. Eskiden böyle bir durum yoktu. Onun için bizim artık Toroslardaki, Tepeköy'deki, Fındıkpınarı'ndaki hı hı. köylü kadınımızla sahilde oturan, kentte oturan kadınlarımızı bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunlar için bir ortam hazırlamamız gerekiyor. İşte bunların başında da burayı yaptık. Daha başka projelerimiz de var bu bağlamda tabii ki. Ama bu barışı ortamını bu şekilde de sağlamış oluyor. Toplumsal barışı da tabii katkısı olmuş oluyor bu projenin. Şimdi dikkatimi çeken başka bir şey var. Evet, üretici kadınlarımız burada. Bir kere çok güzel önlükleri var. Yani bir disiplin söz konusu. Bu disiplin kaba bir disiplin değil, estetik bir disiplin. Herkesin fotoğrafları var, efendim isimleri yazıyor, stand numaraları yazıyor. O kadar güzel bir şey ki bu güzelliği bir de gönüllüler denetliyor. Evet. Yani zabıta filan denetlemiyor, gönüllüler denetliyor. Bu nereden aklınıza geldi? Evet, bu da çok farklı bir uygulama. Ben belediyeden geldiğim için orada bir ayrıntıya girerek belediye yasasından bir nüansı yakaladık ve burada hı hı. gönüllülerle ilgili de belediye meclisinden yönetmelik çıkararak böyle bir çalışmaya gidebildiğimizi gördük ve yine belediye meclisinden yönetmeliğini çıkararak halktan gönüllü arkadaşları bu hareketin içerisine koyduk. Denetleyen, kontrol eden, bu hareketin daha hızlı yürümesini, daha iyi olmasını sağlamak üzere zabıtanın belki de kiminin anladığı tabirle ceberrut anlayışıyla evet. değil ama daha bu sıcak olan kadın arkadaşlarımız burada. Belediye görevlileri de kadın, buradaki hı hı. görevli olanlar. Evet. Gönüllü arkadaşlarımız da kadın. Yine bu işte görevli olan meclis üyemiz, işte yanımızda oturan Şenol Hanım, hı hı. o da bu işin meclis üyesi olarak sorumluluğunu üstlendi. O da kadın. Yani burada hiçbir alanda çalışan olsun, gönüllü olsun, meclis üyesi olsun erkek eli değmemiş gibi oluyor. Evet. Ben de bu işin tabii dışına çıkmış oldum. Çünkü kendiler artık gönüllülerle birlikte yapıyor bu işi. Önlüklerinde de hangi köyden oldukları yazılı. Evet. Orada işte Zübeyde Bacı'yı diyor mesela. Örneğin Fatma Uğuz Cemilli'den. Öyle mi? Fatma Soypak Merkez'den. Başka kimleri görebiliyorum. Zübeyde Dönertaş Doğulu'dan. Durdu Uysal Kuzucu'dan. Huriye Çobansa Bozön'den.
Evet, bunun bir özelliği de şu oluyor. Tüketici nereden aldığını bilsin istiyoruz. Evet. Birisine tavsiye ederken de Bozon'dan Huriye Hanım'a gidin desin örneğin. Ki o daha iyi satış yapıyorsa, daha kaliteli ürün satıyorsa onu daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Kendi içinde rekabeti sağlamak amacıyla bunu yapıyoruz. Ki öyle biliyor şimdi Yenişehir Akdeniz'den gelen... Peki başkanım, siz alışveriş yapıyor musunuz veya hanımefendi alışveriş yapıyor musunuz? Ben sık sık eşimle beraber buraya geliyorum. Belediyenin o yoğunluğundan, o stresinden en çok rahat olduğum, huzur bulduğum yerde açıkçası bu kadın üretici pazarına geldiğim zaman alışveriş yaparken bu kadınlarla olan münasebetlerim var. Harika. Çünkü biz az önce sıkma yedik, börek yedik, şahane. Tavsiye ederim. Evet. Özellikle böyle otantik tatları, otantik lezzetleri seven dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Hakikaten inanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Yani buraya uğramayan çok şey kaybeder diye düşünüyorum. Ben bu bağlamda tabii ki size, yani TRT ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlgi duydunuz, biz çağırmadan geldiniz. Ve bu arkadaşlarımıza, bu kadınlarımıza destek oluyorsunuz, tanıtımına destek oluyorsunuz. Biz duyduğumuz, oluyorsunuz. Gördüğümüzü bütün güzelliği paylaşmak isteriz ki güzellikler paylaşınca çoğalır. Sevgi çok, gibidir. Çok teşekkür ederim sizlere bu anlamda. Açıkçası ben bu konuda çok da fazla konuşmak istemiyorum. Belediye olarak zaten ben başkan olarak çok konuşmayı sevmeyen birisiyim. Çünkü biz hizmetlerimiz konuşsun istiyorum. O nedenle size biraz fırsat vermek istiyorum. Kadınlarımız, gönüllülerimiz konuşacağız. Hem gönüllülerle ama sorularınız varsa yanıtlamak tabii isterim. Tabii ki. Hem gönüllülerle ama asıl olan üreticilerle konuşacağız ama küçük bir müzik arası verelim istiyoruz. Şimdi dinleyicilerimiz güzel bir müzik dinlesinler. Ardından hem üreticilerimizle hem gönüllülerle sohbetimiz sürecek. İsa, hemen sözü müziğe bırakalım ama müzik çıkışı yeniden pazarımıza döneceğiz. Çünkü burada gerçekten görülesi güzellikler var. Örneğin masamızın üstündeki sarı çiçek gibi. Evet Alper, zevkle dinledik. Dinlemeye de devam edeceğiz. Bir müzik arası dedim. Sizleri kırmayalım. Adım adım bu da gelir, bu da geçer. Evet, müziğimizi dinledik. Oradaki çok çok teşekkürler sevgili Hakan. Şu anda elimde bir bardak çay var. Bu çay o kadar güzel bir çay ki mis gibi kokuyor. Neden? Çünkü kömür ateşinde yapılmış. Afiyet olsun. Ve afiyet olsun. Evlerine konuk ettikleri misafirlere ikram ettikleri özenle ikram ediyorlar bize. Şimdi sen tabii stüdyodasın. Efendim ana kumandadaki arkadaşlar filan biz de istiyoruz diyorlar ama, yani onu sana söyleyeyim. Biz de istiyoruz diyorlar. İstiyorlarsa gelirler burada içerler abi. Böyle, öyle şey yok. Biz buradan oraya çay gönderemeyiz. Neden biliyor musun? Bakalım. Neden gönderemeyiz? Çünkü üreticilerimiz şu anda bizim yanımızda. Örneğin Zübeyde Dönertaş yanımızda. Sizi tanıyalım Zübeyde Hanım. Ben adınızı soyadınızı o az önce tarif ettiğim önlüklerinizdeki şeyden okudum. Bilgi kartından okudum. Sizi tanıyalım. Ne yapıyorsunuz burada? Benim ismim Zübeyde Dönertaş. Hı hı. Kendi ürünlerimizi satıyoruz burada. Süt ürünleri, tereyağı, süt, domates. Bahçemizden toplayıp geliyoruz. Harika. İneklerden sağıp geliyoruz. Halka veriyoruz yani tüketicilere. Çok da memnunuz. Allah razı olsun. Yani samimiyetimle söylüyorum ki ben buraya Ağustos ayından beri geliyorum. Hı hı. Kendime özgüvenim geldi bir. Harika. Evet. Kendi maddiyetten zenginledim. Stresimi attım. Eşimin eline bakmaz oldum. İki. Çocuklarıma daha güzel eğitim vermeye imkanlarım oluyor. Üç. Yani nasıl sayamıyoruz? Bitirmez yani bunu. Saymayla bitiremeyiz yani. Peki şimdi işleriniz nasıl? Satışlar nasıl? Satışlarımız İlgi çok nasıl? Güzel. İlgi de çok güzel. Hani onlara gelen tüketicilerle biz bir aile oluşturduk artık. Aynen öyle. Buradaki bayan üreticilerine de bir aile oluşturduk. Sanki o üç günü ipine çekiyoruz biz. Harika. Gerçekten. Sadece üç gün mü stand açabiliyoruz? Evet, üç gün açabiliyoruz. Gönül ister ki haftanın yedi gün açmak ister. Yedi günü açmak ister evet. Tabii ama dönüşüm. Ama ileriki yıllarda olabilir yani. Bir burada değil. Başka köylerimizde, kasabalarımızda böyle şeylerin olmasını çok istiyorum ben. Artı bir de
Bak benim arabam yok, ehliyetim yok. Ben ehliyete de yazıldım birinci. Yeni sene araba alacağım iki. Harika ya, harika. Yani gerçek özgüvenim geldi kendime benim. Hani yere basarken bak. Bak yere basarken evvel ümitsiz basıyordum bak. Evvel ümitsiz basıyordum. Yani bir kadın evin içinde kocasıydı, çocuklarıydı, yemeğiydi, bulaşıyordu. Başka bir şey yoktu bizim hayatımızda. Ama şuraya kadar şimdi her şey var. Çünkü... Bakış açım şöyle bir dar bir açıdan bakıyorum. Ben. Ama şimdi bu bakış açım çok genişledi. Harika. Kutluyoruz sizi. Hemen size dönelim. Evet. Sizi tanıyalım. Evet. Ben aslında, Münevver Keskin. Münevver Hanım ben aslında sizi tanıyorum. Çünkü harika bir sıkma yaptınız. Gerçekten inanılmaz lezzetliydi. Afiyet olsun. Bunu da duyuralım. Afiyet olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Bizde çok güzel bir şey oldu. Evimize huzur girdi anlattığı gibi bayanın. Ne bileyim çok güzel bir uğraşı. Çocuklarımız açısından. Siz hamur işleri yapıyorsunuz değil mi tezgahınızda? Mantımız var. İçli köftem var bunun yanı sıra. İşte bu tür şeyleri yapıyorum. Peki bir şey soracağım. Şimdi buyurun. Süpermarketlerde de ev yapımı mantılar satılıyor. Evet. Oradaki fiyatlar da sizdeki fiyatlar arasında fark var mı? Bilmiyorum ben hazır almadığım için. Peki siz kaça satıyorsunuz mantıyı? Ben 20'ye satıyorum. Harika. Harika gerçekten yani son derece ucuz. Evet. İçli köftelerimizi 2'ye de veriyoruz. 1,5'a 1,700 işte nasıl denk gelirse öyle veriyoruz. Peki ilgi nasıl? Tüketicinin ilgisi çok nasıl? Çok güzel. Allah razı olsun. Yani edenden başkanımızdan tabii. Karşılığını alıyorsunuz değil evet, mi? Evet alıyoruz. Harika. Evimize gayet güzel bir bolluk girdi. Allah razı olsun. Sıkıntılarımız kalktı. Sizlerin aslında böyle güzel düşünceleri oldu. Dile getirmeniz çok daha güzel. Evet. Sizi tanıyalım. Sağ olun. Ben Durdu Uysal Kuzucu Köyü'nden katılıyorum. Hı-hı. Çok memnunum. Aileme siz katkım ne üretiyorsunuz? Var. Siz ne satıyorsunuz? Ben meyve zepte üretiyorum bahçemden. Kuru erzaklar, erişteler kesiyorum. Ah şahane. Evet. Çiçeklerimi getiriyorum. Bunları üretiyorum. Aileme de katkım peki, oluyor. Peki şimdi ben bütün standları aşağı yukarı gördüm. Sadece hamur işleri, efendim bağ bahçe ürünleri veya ne bileyim işte süt ve süt ürünleri olmuyor değil mi? Yok. Örneğin sizi tanıyalım. Siz meyve sebzemiz var. Siz çok farklı bir alanda evet, burada. Evet, Aydın Aynur Gök, el sanatları öğretmeniyim. Mezitli Belediyesi'nin açmış olduğu sanat evinde görev yapıyorum. Burada aynı zamanda stand aldım. Orada görev yapıyorum. Yıllardır isteğimizdi. Bir türlü dile getirdik ama yola gelmeyen bir şeydi. Aha. Başkanımız bunu gündeme getirdi. Faaliyete getirdi. Çok çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hayır. El işi, el işleri, ahşap, cam, seramik boyama öğretmeniyim ben. Yün örgülerle beraber bu pazarın içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Burada çok güzel bir birliktelik var. Başkanımızın ve sizin söylediğiniz gibi, keşfettiğiniz gibi. Bu harika bir ortam. Harika bir ortam. El ele, yürek yüreğiz burada. Her şeyden önce o çok önemli. Bunu çok seviyorum. Ben de burayı çok özlüyorum. Haftada 2 gün geliyorum çalıştığım için. Ama özleyerek koşa koşa geliyorum. Şimdi o kadar güzel bir şey söylediniz ki ben standları gezerken şöyle bir olay dikkatimi çekti. Üreticiler ihtiyaçlarını birbirlerinden karşılıyorlar. Gerçek anlamda imeceyi burada yaşıyorlar. Sadece ihtiyaçlarını değil, eksiklerini de birbirlerinden karşılıyorlar. Yani o kadar güzel bir ortam söz konusu ki burada. Böyle el ele, kol kola, yürek yüreğe verilmiş ortak bir ürün çıkmış ortaya. Onun adı da herhalde bu güzellik olmuş. Hepinize çok çok teşekkürler ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Sayın Başkan size çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımıza böyle bir imkan sağladığınız için. Ve diliyoruz ki bu örnek sadece Mersin'e değil, sadece Mizitli'ye değil, tüm Mersin'e, bölgemize, Çukurova'ya, tüm ülkeye ve hatta tüm dünyaya yayılır. Çok çok teşekkürler. Ben de TRT ekibine sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize destek veren tüm kırsal alandaki ve kentteki kadınlarımıza hepsine hem sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Onların her zaman yanınızda olacağımı yineliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet Hakan, bizim Mizitli'den, Mizitli Kadın Üretici Pazarı'ndan tespitlerimiz böyle. Sözü sana bırakıyoruz. Evet, evet, evet. Görüşmek üzere diyoruz. İyi yayınlar çok diliyoruz sana. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Alper, sana, başkanımıza ve kadın üreticilerimize. Çok çok teşekkür ediyoruz.